Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 3'ün yepyeni etkinliğiyle karşınızda. Bakın sizin seyirciler. Hemen aşağıdan abone olmak için videoyu beğenip başlatıp bize destek olabilirsiniz. Evet, bugün yeni etkinliğe geldi ve önceki etkinlikteki paralarımız boşuna gitti. Gördüğünüz gibi 372 kupa paramız gitti, 362 jetonumuz, 26 biletimiz gitmiş. Bunlar hepsi paraya çevrilerek gitti. Bakalım ya, seti görüyorsunuz. Setle ilgili kısa bir video bundan önce gelecektir. Bu arada etkinlik geldiği gün video çekmeye veya da canlı yayın yapma şansım olmadı çünkü kendimi halsiz hissediyordum. Halsiz hissettiğim için biraz uyudum. Şu an gecenin 4'ünde video çekiyorum açıkçası. Fazla da bağırmak istemiyorum. Şimdi sonbahar etkinliği gelmiş. Bakalım sonbahar ortası festivali geldi diyor kardeş. Daha sonbaharın başında ne ortası festivali falan. Neyse, bunlar aynı konulardır zaten. Önceden değinmişizdir, izlemişizdir ya da bakmışızdır. Neler gelmiş onlara bakalım. Şunları okumaya girersek çok uzar video. Zaten 7 Eylül Çiçek Açma Festivali, 8 Eylül Ejderha Dersi, 9 Eylül Bataklık Tehdidi, 10 Eylül Pazar Çılgınlığı, 11 Eylül Kırmızı Orman, 12 Eylül Aile Ağacı, 13 Eylül Final Günü. Kardeş bu nasıl bir şey? Aa, ben Çiçek Açma Festivali'ni kaçırdım o zaman. Ben 8 Eylül sabahına doğru çekiyorum. Göster bana diyelim. Hayran kız, ne diyorsun? Şöyle bir facecam'im çok büyük mü? Şöyle biraz daha küçülteyim. Devam. Devam. Ben aynı konulardır diye okumaya girmeye istemiyorum. Bu arada devam. Şimdi ilk bilmece. Bir çiçek gibi insanlara ölümsüzlük bahsederek soluyorum. Neyim ben? Ne düşünüyorsun? Ne olabilir? Kardeş, gece yarısı lotusu diyor. 9 saat. Ritüel, hafıza. Bir dakika. Şimdi ortada ne varmış? Ölümsüzlük veriyorum. Bilmecenin cevabı. Ölümsüzlük veriyorum. Lotus'un bilmecesi. Tabi bunun için bize şey gerekli. Biletler demiş ama bu biletler farklı biletler. Tabi buraya girebilmemiz için 10 tane gerekiyor. Lotus'un bilmecesi. Lotus'un bilmecesi. Bir tek o merkeze girebiliyor. Yok, oraya da giremiyoruz kardeş. Oynamayalım o zaman bu etkinliği biz ya. Adamlar hiçbir yere giriş izni vermiyor. Sonbahar ortası festivali geliyor. Bu sefer gece yarısı Lotus'u kostüm için yeni bir çehre. Bir dakika. Oyna diyelim. Acı veren kabusa geliyormuş. Acı veren kabusun çehrisi açıkçası 10.000 yapmamız gerekiyor. Bakalım buraya. Gece yarısı Lotus'u veya gerçek Lotus'u yemek 200 puanmış. Harcam her etkinlik bileti 1. Harcanın her ay pastası için de 3 puan veriyormuş. Bu güzelmiş yani. Bunları kazan, yani önceki etkinliklerde de olması isterdim. Şimdilik ay parası burada. Bu arada az grip olmuş gibiyim ama ben geçen yayında da burnum şey olduğu zaman grip değilim diye iddia etmiştim ama bilmiyorum açıkçası. Şimdi şunu daha sonra maratona baktık, tamam maratona baktık. Burada neler varmış, buraya bir bakalım be. Burada gördüğünüz gibi bu set bende var. Gerek yok kasmaya açıkçası o set için. Başka bir şey var mı? Çelik Sakura seti var. Çelik Sakura da geldim o zaman. Takviyelerde sadece yüzlük var. Ve içerisinden oha var ya, binlik çıkarsa ya da 28.000'deymiş, 2000'miş. Ya bu da 1000'likmiş. Bu da 2800, 3000'likmiş. Ya çıkarsa çılgıncanak buradan açmamızı istiyor oyun sürekli. Ama biz dövüşe giremiyoruz acı. O zaman nereden satın alıp gideceğiz? Tekliflere bir bakalım. Gördüğünüz gibi etkinlik teklifleri bu şekilde. 42 liraya burada güzel bir teklif var açıkçası. Yani ben bu acı veren kabusun kostümünü yeşilli bilmiyorum ya. Sevemedim ya. Orijinal hali, kırmızı hali daha iyi gibi. Yani hiç cezbettirmedi. Çıkalım. Şuraya bir... Kardeş tam satın almaya basıyordum ha. Şimdi 20 tane bundan alacağım ama öbür seti denemek istemiyorum. Çünkü dövüşün sistemini bilmediğim için. Acı veren kabus etkinliği olduğu için acı veren kabusun setine geçelim diyorum. Hem daha şey oluruz, güvende oluruz diye düşünüyorum. Aslında yıldız takipçisi daha güvende tutar. Öldüğün zaman o saniyede hayatta tutuyor sizi de. Şöyle bir girelim. Bakalım dövüşler nasıl olmuş. Kulaklık takmadım ama şimdilik taktım, bakalım. Gece yarısı lotusu. Tek bir dövüşlük mü bu? Umarım güzel şeyler verirsin. Çünkü bu etkinlik dövüşlerinden hiçbir şey anlamadım. Biraz sonra şeyde de bir el atarız ha. Yani perfect. Aklıma TikTok videosu geldi. Hani perfect diye. Nereden geldiyse gece ya. Ben hasta değilim hacı. Geçmiş olsun dilekler için şimdiden teşekkürler. İnşallah geçer. Şimdi gece yarısı lotusuna bildirmeler yapan ya, ikinci perfect gelirdi de orada garip bir şeyler denedik. Kolay ya bu ya. Ama biraz sonra chase setinde girersek kesin çıldırırız.
Yani bu dövüşü bir atlatalım bakalım ne olup ne biteceğini göreceğiz. Bu arada bugün ya bir dakika 8 oldu. O sıralamaya göre bugün ne gelecekti? 8'indeki şey. Acaba o günlük gelen şeyler ne işe yarayacak? Ya hiçbir fikrim yok. Yani çünkü oynadıkça öğreneceğiz. Sen şöyle bir aslan listeler yapalım. Ağzın ortasına. Oo. Çelik Sakura'nın silahı var sende. Çünkü hareketi sadece o yapabiliyor. Yani o silah yapıyor. Elindeymiş zaten de. Ne acı veren kabusun hafıza doğru cevap. Yani set acı veren kabus silah var da. 50 jeton verdi güzel. Reklam izleyerek daha 30 daha veriyormuş. Yani Lotus bilmecesine doğru cevabı verdik diyor. Şimdilik devam et ya. Ben okumaya girmeyeceğim. Çünkü çok kendimi iyi hissetmiyorum okuma konusunda. Zorlamaya gerek yok. Bu arada biz 80 aldık ama sağa sola giremiyoruz. Hala bir şey diyeceğim. Bu biletleri nereden vereceksin dostum hiç? Yani dövüşüyoruz da buraya girince verecek sanırsam da bir tane bileni yok girsek. Yani buradan dövüşerek 50 veriyor. Ha bir daha 100 yapı kaçacağız o paketten bir saniye. O zaman bir daha alıp gireceğim. O zaman şöyle yapalım. Dolunay maratonundan gördüğünüz gibi 250 ilerledik ama bunun süresi 6 günmüş. Şimdi biz buradan oyunun önceki etkinlikte verdiği seti bir seçelim. Yani oyun yapımcısı zar düşünmüştür bu seti vererek bir sonraki etkinlikte dövüşe kullanabileceğimizi düşünmüştür diye düşünüyorum ama ben o seti niye geçtim gittim. Gördüğünüz gibi parçalar da bu şekilde takmış bulunmaktayım. Şimdi bu seti deneyeceğiz. Hem şuradan da bir tane 20'ye şey alalım. Hemen 20 tane alalım daha doğrusu 20'ye şey ne ya. 50 tane mücevher harcayarak aldık. Devam. Umarım sandıklardan çıkarabiliriz çünkü şu an 100 yapacağız. Bu dövüşten sonra 100 yapacağız eğer kaybetmezsek. Hep beraber göreceğiz. Kaybedersek acı veren kabusa geçeceğiz. Tabi kolay gelmişti demin ama acı veren kabusu tabi setin. Aa bir dakika acı veren kabusu tabi kolay geliyor. Acı veren kabusun şeyi var. 200'e yakın vurma özelliği var. Çok can götürüyordu o. Şimdilik. Hadi be yedik. Şunu kombolarını bir yakalarsam görüyorsunuz. Bayağı işimiz zor çünkü bu silahın hasar özelliği. Güzel. Hasarı düşük yani. Yani silaha özel parçalar takılıyor ya onun hasarı yükseliyor. Acı veren kabusu yüksekti. O hasar özellikleri gelmesi iyi mi oldu kötü mü oldu bilemeyeceğim. İşin umarım biter güzel. Çünkü bayağı yaklaşmışken buradan dövüşü vermek istemem. Evet bu biraz zevkli bir dövüş olacak gibi. Dikkatli olmamız lazım. Deminki gibi hızlı bir dövüş olmayacak. Sakin bir şekilde. Hadi bakalım. Savunmada denk gelmesek güzeldi. Tam tekmeyi vur. Hadi be. Hiç iyi olmuyor, hiç iyi olmuyor. Ha bir tekte kullanıyoruz. Niye böyle oluyor? Gölge özelliğini tek mi kullanabiliyoruz? Ben orada şişeye bastım bu arada. Gölge özelliğine basmanıza gerek kalmadan atıcıya basınca bak şöyle atıcıya basınca hemen gölge özelliğiniz full onu kullanıyor. Tek bir kere o şekilde atıyor. Eğer basmasam acaba gölge özelliklerimi kullanabiliyor muyum? Ona emin değilim. Evet. Güzel. Evet. Şimdi güzel saldırı. Bekleyecektik. Güzel. Ondan da iyi kaçtık. Bunu da tutarsın. Bazı hareketleri vardı. Onu yapamıyor galiba. Hadi ben orada tutmak için bir şeyler yapıyordum. Oo. Güzel. Bir daha tut. Benim gölge özelliğim dolmadım hiç ya. Doluyor gibiydi. Doldurucu özellikler takmak lazım ya bu setle oynuyoruz. Hep iki turdur basılı tutarak indiriyorduk bu sefer. Hafıza doğru cevap diyor. Ama bir şey yani neyse ya. Enteresan ya bilmeceler diyor da bilmeceyi bize sormuyor ki ekrana 4 sık çıksa daha iyi olurdu o zaman. Şimdi bir sandık açacağız yani paket açacağız. Dolunay maratonunda hızlı ilerliyoruz bu arada.
Bu arada 50 şeyi alıyoruz. Güzel. Ayı pastası aldık. Ayı pastalarımız bizim tekrar tekrar oraya girmemizi sağlıyordu. İyi. Güzel. 2 defa daha girebileceğiz ayı pastalarının için sayesinde. Takviyelere gelelim. 160 tane var. Bir tane açacağız. Bakalım neler çıkacak. İçerisinden çünkü çok şey var. Bakalım dek getire neyi dek getireceğiz. Orada 2000'li bir dek getirsek var ya. 88 geldi ya. O kadar düşük koymuş muydun oyun yapımcısı? Bir bakalım. Bakın face cam'i de kapatıyorum. Bakın burada en düşüğünü dek getirmişiz ya. 2888'lik var. Oha. 8000 8000'li bir dek getirsek mücevherin yani ya. Var ya bir dek getirsek 8000'li mücevherler zengin oluruz yani. Açıkçası bakalım ya dek getirebilir miyiz? Bu etkinlik bitene kadar sık sık oynamak lazım ya. Sırf mücevher için. Şöyle parçala parçala. Güzel. 88. Kardeş 8000 istemiştim ben. 88 değil. Evet, iki kere açtık ve oyun yapımcısı en düşüklerini veriyor. Bize yükseklerini veriyor. Bir dakika. Benim bu setin vuruş özelliğini yükseltebilir miyim? Ona bakmak istiyorum ama sanırsam yükseltmem için şu kırmızılar lazım. Kırmızılar için de baskınlardan oynamam lazım. Baskınlardan oynamadığım için de bu şu an bana düşük geliyor. Ama şu an iyiyiz ya. Dövüşe girelim ya. Bunda zevkli gidiyor şu anlık. Silah vuruşu düşük olsa da hallediyoruz yani. Oo bir seyir acı. Ha, acı veren kabus değil. Acı veren kabusla geldi diyecektim de silah yanıltıyordu az kalsın yine beni. Çelik sakura silahını kullanıyor bu. Ne hikmetse. Acı veren kabusu tamamen kullansa bize de sıkıntı çıkarırdı. Ha bir dakika ben gölge özellikler takacaktım onu unuttum bak. Gölge özellikler takıp ya kullandı ya. İkinci kartta kullandı. Yani fullenmeden kullandı. Kardeş ben vuruyorum geri dolsana. Sen niye boşalmaya gidiyorsun hemen? Dolsan daha iyiydi. Gece yarısı lotusu. Hadi yardır. Gölge formuna girdi. Kullandı. Hadi be. Eğiliyordum ben. Eğiliyordum. Eğiliyordum. İşte. Güzel. Adam bu sefer biraz canımızı yakıyor. O da bizim hatamız. Bir yandan saldırıyla bitirmek istiyorum işini. Gölge özelliği açmasın diye uğraştım. Hadi be. Tutması iyiydi. Var ya şöyle kilitleniyoruz da dövüşe bak 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 bak. Ya şöyle bir kilitlemese bizi. Ya işte sinir bozucu anlar. Dayağı yedik miydi var ya kilitleniyor. Zaten bu kostümde de biz çok pis dayak yedik. Arka arka fena kilitliyordu da o daha beteriydi. Şu an şimdi. Hadi be. Şimdi atıcıya basmayacağım. Ha bunu yapıyor. Özellikleri kullanabiliyoruz. Hadi be bitti. Hadi yardır. Güzel. Tam saldırı yapıyordu. O silah da ağır sayılır. Hadi be. Kitleme beni kitleme. Kitleme benim asabımı bozma. Şunu bir tut. Dibine kadar gelirim. Şöyle bir geri kaç. Güzel. İyi kaçtık. Yine kaçtım. Sen şunu tut. Hadi be. Hadi be. Tam geleceğim adam. Her seferinde. Bir saniye. Sakin. Gölge özelliğim niye boşalıyorsun? Niye niye? Şişeyi mi atacağım sürekli? Şişe elimde patladı. Güzel. Hadi be. Ya çok kötü dövüşüyoruz. Çok kötü de dövüşmüyoruz aslında da. Şans faktörü bazen. Güzel. Onu yapmayacaktık be. Güzel. İyi vurduk. Yine iyi vurduk. Yine iyi vurduk. Kritik üzerine kritik yaptık. Çok iyi oldu. Oo, güzel.
Güzel var ya, son bu roundda öyle bir kritikte vurduk yani, tank 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 dedi, ondan sonra indirdik güzel. Biraz uğraştırdı. 50 jeton verdi. Şimdi bir tane daha açabiliriz de bakalım ne çıkacak. Bunları biriktirip açsak daha keyifli olur. Yani paket açılımı gibi. 100 tane olduğu için güzel yani. 1000 tane falan dedirtmiyor bari. 100 tanesi biriktirmesi kolay en azından. Kolay olduğu için böyle sürekli açabiliriz. Oyun yapımcısı bu... Ya, 100 yapmış bunu ama. Çok açın ama ben size iyisini kolay kolay vermeyeceğim demeye getirmiş galiba. Bugünlük benden bu kadar diyeyim olmadı. Çünkü oynadıkça bunu yayın açmak lazım. Başka türlü de bu oynanacak bir şey değil çünkü. Arka arkaya sürekli kilitlenip kalıyorsunuz yani. Geçen 5 saatte bu seti almıştık. Üzerimizdeki seti. Açıkçası 5 saat oynayacağımı ben de beklemiyordum. O gün enerjim de maşallah var fulldü. Tabii sonrasında enerji falan kalmadı bende de. Bu arada burada 3 tane ücretsiz paketler varmış. Ben onları da alsam iyiymiş. Şimdi maratonda bir şeyler var mı? Hemen maratona bir göz atalım. Maratonda şu anlık bu kadarcık. Kostümü almamız kolay gibi yani. Şu anda bak 2-3 dövüş attık. İyiyse 1000'e doğru geldik sayılır. Bu günlük olarak ortadaki boss mu değişiyor acaba? Emin değilim. 8 saat 50 dakika bitecek diyor. Ha, ortadaki değişiyor. Bu da 8 saat 50 dakika diyor. Bunlar da değişiyor. Şeyler değişmez. Yani para birimler ne varmış elimizde? Ay pastası değişmez zaten de. Fiyatlar değişmiyor galiba, sadece dövüşçüler değişiyor anladığım kadarıyla. Yani günlük birer tane adamlar koymuşlar gibi. Galiba ben ilk günün şeyini kaçırmadım galiba. Çünkü 24 saatte bir değiştiğine göre öğlenleyin değişecek o zaman. İyi ki gece çekmiş videoyu, yoksa kaçıracakmışım. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa kalın. Hoşçakalın. Bay bay.